Kıymetli basın mensupları, ülkemizde son 10 yıldır basında da böyle bölünmüşlük, ayrılmışlık var. Bir gerginlik oluyor hepinizde. Öncelikle Tokatlı olarak, sizlerden bütün bizi büyük otelde yaptığınız niye başlayacağız dediğimizde şuydu amaç. Ben 16 milyon oy aldım. Bu insanlara teşekkür bile edemedim. Partim beni dikkate almadı. Sayın Genel Başkan cümlelerinde söylüyorum size. Dikkate almadı. Ama ben çıkacağım. Kendi imkanlarımla, sizlerin dostların katkılarıyla bana oy vermiş 16 milyonu il il gezeceğim, herkese teşekkür edeceğim diye çıkıldım yola. Yani bu ismi memleket hareketiydi. Ancak bu seyahatin başında daha 15'in 20'sinci gününde Sayın Genel Başkan'a her gittiği yerde parti kur, parti kur, parti kur yapıldıktan sonra oraya toplanan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi orada Gürsel Erol'un ihracı ile ilgili gündem yaptılar. Yani niye seçimleri kaybettik? Neden biz bu kadar başarıyla bu seçimleri alamadık, ikinci tura bırakamadık? Bunu konuşmadılar, başka bir konuyu yaptılar. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın, Muharrem İnce'nin parti kur diye baskı kuran insanlara verilip cevabı yoktu. Yani bunu yapmak zorunda kaldı. Öncelikle bunu bir belirleyelim. Ben de 1955 Tokatlı İksar doğumluyum. 4 tane çocuğum var. Büyüklerin ellerinden öper, küçüklerin yanaklarından. Çocuklarım evli, herkes kendi yuvasında, mutlular. Allah onlara sağlık, mutluluk versin. Dileklerim hepimizin çocuklarına aynıdır. 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarında başladım, siyaset yapmaya. Kulaklar çınlasın, Tunay Öncü, birçoğunuz tanırlar. Özellikle onu öğretimde çok iyi tanır. Onun gençlik kolları başkanlığı döneminde biz de gençlik kolları üyesi olarak başladık. Siyasi hayatımız 2019'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçti. Hiçbir parti değiştirmedim. Ben de ihtilallerin olduğu dönemlerde partinin kapatılmasında CHP'de görev aldık. İşte Necdet Çarp'ın kurduğu Halkçı Parti'de görev aldık. Devamında tabii bu partiler bize bazı görevler de verdiler. 2010 yılında İstanbul Maltepe Belediyesi belediye meclis üyeliği yaptım, başkan vekili yaptım orada. Daha öncesinde CHP'de Kartal'da belediye meclis üyeliği yaptım. Ankara İl Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl kaldım. 4 dönem il yönetiminden seçildim. 2007'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara 2. Bölgeden milletvekili aldım. Adana firması, Adana'dan gelen. Bir de Adanalı var içimizde, onu da alkışlıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde yer aldım. Önce köy derneğimle başladım. Köy derneğime 2 dönem dernek başkanlığı yaptım. Sonra TOKTEF diye, Tokat'ta, yani Tokat Dernekler Federasyonu diye bir federasyon kuruldu. Bu federasyona bir dönem genel başkanlık yaptım. STK'larla ilgili İstanbul'da açmadığımız, Tokat'ta olup da açmadığımız kapı yoktur. Bu çalışmalarımız devam etti. Ayrıca Ankara'da TOKDEF diye, yani Tokatlı Sanayi ve İş Adamları diye bir dernek kurduk. Orhan Biren'in, Hüseyin soy ismini getirelim, Özdilek. Bu abilerimizle birlikte onlar bize yardımcı oldular. 3 dönem kurucu genel başkanlığı ve genel başkanlığını yaptım. Tokatları bir arada tutmaya çalıştım. Ne kadar başardık onu Tokatlılar takdir edecekler. Ama Tokatlıların bir ahlakı vardır. Böyle birisi yukarı doğru çıkarken onu aşağı çekmeyi iyi bilirler. Yani biraz böyle eksiğimiz. Bunları tespit ederim arkadaşlar. Yani konuşalım. Burası bir ayna. Doğru mu? Yani Tokatlıyız. Atmıyorum ama ne diyorum? Biraz daha güçlü olabilirdik. Bu dernekler, bu STK'lar çok önemliydi. Bunlara emek verirdi. Bu STK'lar sayesinde Tokat'ta iş sistemi yaratılabilirdi, iş imkanları kurulabilirdi.
Bunlar becerebildiğimiz kadar, becerdiklerimiz bugünlere geldi. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız ve kurucu genel başkanımız Sayın Muharrem İnce'ye her taraftan saldırılar, biraz önce arkadaşlarımız da söyledi, saldırılar devam ediyor. Bizim tüzüğümüz gereği genel başkanımız bile tek aday olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen, tek aday olmasına rağmen, ikinci bir aday olmamasına rağmen demokratik hakkınızı kullanacaksınız dedi, sandık koyduk, 105.326 oy alarak Cumhurbaşkanı aday adaylarını hak etmiş oldu. Daha sonra 100.000 imzayı topladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Tokat'ta güzel katkı sundu. Başta değerli parti meclis üyem, ilçe yöneticilerim, il örgütüm, gençlik ciddi bir şeyle katkı sunduk. 120.000'in üzerinde imza alarak Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı aday olmasını sağladık. Ve şu anda bizim Cumhurbaşkanı adayımız, tek emelimiz, tek dileğimiz Sayın Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapmak. O şekilde yola çıktı. Yeni kurulmuş bir parti, siyasi hayaller güzel şeylerdir. Seçiliriz seçilmeyiz ama biz buradan çıktıktan sonra, yarın mülakat olan arkadaşlarımız var. Buradan çıktıktan sonra yine partimize yürekten, en içten duygularla çalışacağız. Yolumuz uzun. Şimdi ekonomik koşulları arkadaşlarım söyledi. Ben ekonomik koşullarla ilgili bir şey söylemeyin, başınızı ağrıtmayın boşuna. Hepiniz biliyorsunuz, ekonomiyi şimdi en iyi ev hanımları biliyor, en iyi öğrenciler biliyor, en iyi yeni iş kurmuş arkadaşlarımız biliyorlar. Yani sizler biraz daha eski iş kuran olduğunuz için bir takım imkanlar geçmişten gelen birikimle devam ediyorsunuz ama yeni iş kuranlar, İnanın kiralarını ödeyemez durumdalar, telefon faturalarını ödeyemez durumdalar. Yani insanlar iş alıyorlar, çok şahit oluyorum, iş alıyorlar, aldıkları işin karşılığını alamıyorlar. Devlet destekleri var, artık devlet yöneten iktidar ikiye ayırmış pozisyonda. Bir bizimkiler var, bir ötekiler var. Yani ötekileştirme devam ediyor. Bu arada kıymetli dostlarım, aday arkadaşlarımın andığı gibi ben de 11'ini etkileyen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dedikleri gibi arkadaşlarımız da vurgu yaptılar. Depremde sınıfta kaldı hükümet. Yönetemediler. Kabul etmiyorlar. Biz depremin birinci günü, yani sabah saat 4.17'de mi oldu deprem? Sanıyorum o saatler oldu. O gün akşam 8.30'da bizim genel başkanımız Maraş'taydı. Malatya, o bölgelere gitti. Kendisi bütün kanallara çıktığında söylüyor. Ne asker vardı, ne kurtarma vardı, ne bilmem ne vardı. Biz de iştirak ettik. İşler acısı dayanılacak gibi değildi. Çünkü elinden bir şey gelmiyor. Yani yapabileceğin bir şey yok. Ancak yaralı birisi varsa ona yardımcı olmaya çalışıyorsun. Yol yok, iz yok. Berbat bir durumda yani. Gördüm, çok üzüldüm o duruma da sizler kadar. Şimdi notlarımın arasından da bakıyorum. Allah'ın izni, sizlerin de destekleriyle eğer bizi meclise gönderirseniz biz de Tokatlara vaatlerimiz var. O yapıyı geçmişten biraz bilirim. Orada görev aldım. Milletvekillerinin çalışma sistemlerini biraz bilirim. Şimdi meclisimiz haftanın 4 günü çalışır. 3 günü de milletvekilleri kendi bölgelerinde işlerini yapsın diye bölgelerine giderler. İşleri varsa oradaki işlerini hallederler. Ben ama buradan söz veriyorum. Sabahta bir televizyon programına katılıyorum. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün burada partimiz milletvekili aday adaylarının tanıtılması amacı ile toplanmış bulunmaktayız. Toplantımızı açmak üzere
Tokat İl Başkanımız Sayın Faik Erkici Bey'i kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar, bir dakikalığına saygı duruşu için. Hoş geldiniz diyorum. 2020 Eylül ayından beri bu partiye maddi manevi desteğini veren eski Tokat İl Başkanımız Dursun Bayram başta olmak üzere tüm il ve ilçe yöneticilerimize verdikleri bu değerli emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün milletvekilleri aday adaylarını tanımak için buradayız. Öncelikle Tokat Milletvekili aday adayı Zeynep Zeliha Oktan Erbağ'dan katılıyor. Kendisini buraya davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, kıymetli partililer ve değerli basın mensupları. Hepinizi tüm işten duygularımla selamlıyorum. Ben Zeynep Zeliha Oktan. 28 Ekim 2004 tarihinde polis bir babanın ve öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Gerek duyarlı bir ailede büyümüş olmak, gerek bir vatandaş olarak ülkemizin uçurumu sürüklenişine an ve an şahit olmak benim bugün burada olmamı sağladı. Artık ülkece geldiğimiz bu noktada kimsenin ben köşeme çekileyim, olanı biteni sadece izlemekle yetineyim deme lüksü kalmadı maalesef. Herkesin sahaya çıkması, elini taşın altına koyması gereken bir noktaya geldik. Ben de böyle bir zamanda elimi taşın altına koymak istedim. Sahaya çıkanlardan olmak istedim. Ve 4A'dan akıl, adalet, ahlak ve Atatürk'ten ödün vermeyen Memleket Partisi'nden Tokat Milletvekili aday adaylığı için başvurdum. Seçilmem halinde Türkiye'nin en genç milletvekili unvanına sahip olacağım. Bana bu fırsatı veren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye ve de Memleket Partisi'ne bir teşekkürü borç bilirim. Ülkemiz için ve milletimiz için çok güzel işler yapacağımıza inancım tam. Başaracağımıza inanıyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zeynep Zeliha Oktan'a güzel bir tanıtım verdiği için bize teşekkür ediyoruz. Sırada Engin Can Düğler. Öncelikle herkese selam dilemek istiyorum. İl başkanım, değerli ilçe başkanları. Bugün burada milletvekili aday adaylarımızın tanıtımı için bulunmaktayız. Gençliğimizi, geleceğimizi, gelecekteki çocuklarımızın istikbalini geri kazanmak için bir adım attık genç arkadaşlarımızla, Sayın Dursun Bey'le, Fahrettin Bey'le. İnşallah Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkarak, terörden, kargaşadan uzak durarak bir seçim kampanyası sürdürüp güzel günleri görmeyi iyi ederim. Engin Can Düğler'e teşekkür ediyorum. Sırada Fahrettin Kaya, Erbağ'dan. Hoş geldiniz.
il başkanımız, sayın ilçe başkanlarımız, değerli basın mensuplarımız ve Tokatlı hemşehrilerim. Belediye işçisi, bir baba ve ev hanımı olan bir annenin 5. ve son çocukları olarak 1981'de Erbaa ilçesinde dünyaya geldim. İlk orta ve lise öğrenimi ve Erbaa'yı tamamladıktan sonra 1999 senesinde Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü kazanarak 2004 yılında mezun oldum. 2006 yılında Elazığ Askeri Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'ni hastaneye kazandırarak hastane statüsünü 100 yataktan 200 yataklığa çıkaran sağlık temin olarak askerliğimi tamamladım. 2009-2019 yılları arasında Ordu Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi'ni kurarak 10 yıl boyunca baş fizyoterapistlik görevini sürdürdüm. 2020'de Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başlayarak şu an hala master tez dönem öğrencisiyim. 2021'de pandemi sonrasında sağlık sektöründe dünyada ve ülkemizde gelişen sorunlara ışık tutacak şekilde 6. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi'nde fizyoterapistler üzerine hazırladığı bilimsel makaleyi sunarak dünyada ve ülkemizdeki fizyoterapistlerin mesleki sorunlarına ışık tutmaya çalıştım. Devam ettiğim bilimsel tezim yine meslektaşlarının ülkemizdeki sorunları ve çözümlerine ışık tutacak fizyoterapistler başta olmak üzere sağlık lisansiyerlerinin mesleki yasaları ve sağlık sistemindeki sorunlarına çözüm üretecektir. 1969 senesinde kurulan ve merkezi Ankara'da olan şu an günümüzde 40 bin üzerinde fizyoterapistin sorunlarıyla ilgilenen Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin 15 yılda Ordu İl Başkanlığı'nı yapmaktayım. Öylesine büyük bir sivil toplum meslek örgütünde bulunduğum için ve siyasete girme sorumluluğum ve zorunluluğu hissettim. 2008'de yaptığım evliliğim 2019'da sona erdi ve 6 yaşında bir kızım var. Evlatlarımızın daha parlak gelecek yaşamalar için ülke yönetiminde katkıda bulunmak isteyen gönüllü bir nefer olarak aranızda bulunmaktayım. Parti üyelerim, il ve ilçe başkanlarım, birlikte güzelliklere yürüyeceğimiz aday aday arkadaşlarım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sözlerime ben de asla unutmayacağımızı söz verdiğim depremzedeleri anarak, başsağlığı dileyerek, yaralılara sabır ve kalanlara güzel bir ömür dileyerek, sağlıklı, huzurlu, güçlü yapılarda yaşamalarını umarak başlamak istiyorum. Heyecanlandım, özür dilerim, sesim titredi. Çünkü bir yıl evvel mezun olup, bir yıldır mesleğin içerisinde yaşamış genç bir kızınızın karşınızda, okul hayatındaki zorlukları da, meslek hayatındaki zorlukları da görmüş, tarihini araştırıp, bilerek buraya oturmuş bir insan duruyor. Ben bir metin hazırlamadım. İçimden geçenleri size söyleyeceğim. Okurkenki ekonomik sıkıntılar, fakir ile zengin arasındaki uçurum farkı, bütün bunların oluşturduğu yaralardan bahsetmek istiyorum. Bizim zamanımızda orta gelirli diye bir sınıf vardı. Artık öyle bir sınıf yok. Benim annem babam memur, ellerinden öperim, bizi Atatürk'ün ışığında çok güzel yetiştirdiler. Abim ve ben hiçbir zorluk çekmeden güzel imkanlarla büyütülmüştük. Ama bugün memur çocukları üniversiteye gittiğinde aldıkları sözde 1200 lira KYK'yla sadece 2 tane otobüs bileti alıp memleketlerine gelebiliyorlar, bir de gidebiliyorlar. Aromalı bir kahve için diyor gençlere. Bugün gençler o aromalı kahveyi içerken konuştukları şey tek şey kahvenin fiyatı. Meslek hayatımızda mimar ve mühendislere, aday aday arkadaşım Saygın da bunu iyi bilir, meslek yasaları yok. Bugün bize asgari ücretin 500 lira üstünü teklif edip, cumartesi pazar dahil sabah 6 akşam 8 çalıştırıp, bir de üstüne surat asıp, paranı verdim çalış diyebiliyorlar. Bizi devlet neden korumuyor? Özür dilerim, bizi hükümet neden korumuyor? Bunun gibi birçok alanda insanların çektiği sıkıntılara, dur diyebilmek için, gençlerin yaşadığı zulme dur diyebilmek için yaşlılarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı anlayarak burada bu yola çıktım.